Futbol arenadan mutlu günler. Sizi bambaşka bir futbol hikayesine götürüyoruz. Avluda mahkumlarla maç yaparken şimdi ise Fiorentina'da forma giyen Kokorin'in hikayesine. 2018 yılında milli takımdan arkadaşı Mamea ile birlikte gittiği bir restoranda Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Deniz Pak'ın da aralarında olduğu iki kişiyi darp eden ve hapis cezası alan Rus futbolunun önemli isimlerinden Kokorin'in pes etmeyen öyküsüne götürüyoruz sizleri. Futbol hayatı bitti denilen Rus oyuncu bugün Fiorentina'da forma giyiyor. Sorgulamanın tamamlanmasının ardından nezarethaneye götürülen Kokorin'in elleri kelepçeliyken çekilmiş bir fotoğrafı da sosyal medyaya yansımıştı. Hatırlarsınız belki, yüzü gülüyordu Kokorin'in. Oysa ki Rus futbolunun Avrupa'ya açılan pazarında belki de en önemli yatırımlarından biri olacağı düşünülürken yıldız oyuncu futbol hayatını kaybetmekle, futbol hayatının bitmesiyle karşı karşıyaydı. Kulübü arkasına durdu. Zenit yaşananlara, bu skandal olaya rağmen Kokorin'in sözleşmesini feshetmedi. Mahkeme kararı sonucunda 18 ay hapis cezası alan Kokorin 7 yılı aşkın bir süre hapiste kaldı. Bir yıldan fazla süre dediğim gibi cezaevinde kalan Kokorin'in dönem dönem ziyaret esnasında kısa röportajları düşmüştü medyaya. Belki siz de görmüşsünüzdür. Cezaevi süresince böyle aldığı kilolarla dikkat çekmişti Kokorin ama hiçbir zaman pozitif duruşundan taviz vermemişti. Ceza süresinde çıktığı mahkemede hakimin bir sorusu oldu. Neden güldüğünüzü sorabilir miyim diye sordu. Kokorin ise neden gülmeyeyim, bir katilden daha fazla ceza aldık diye yanıt vermişti. Ziyaret dönemlerinde günleriniz nasıl geçiyor sorusuna ise hiçbir şey yapmıyoruz, kitap okuyorum, boş boş oturuyoruz. Zaman zaman da mahkumlarla avluda futbol maçı yapıyoruz diye yanıt vermişti. Cezaevinden çıktıktan sonra ise bir süre ailesiyle vakit geçirdi Kokorin. Sonrasında Zenit'e geri döndü. Zenit'in sözleşmesini feshetmemesi ve Kokorin'e sahip çıkması da Kokorin'i daha çok kamçılayan şey oldu. Tabii eski formunu yakalaması için çok çalışması gerekiyordu, takdir edersiniz ki. Zenit Kokorin'i bu yüzden Sochi'ye kiraladı. Sochi'de bir sezon forma giydikten sonra tekrar Zenit'e geri döndü ve daha sonrasında Spartak Moskova'ya transfer oldu Kokorin. Cezaevinde bir yıldan fazla süre kaldığı için eski formuna dönmek isteyen Kokorin'in bir türlü peşini sakatlıkları bırakmadı. İki kere ağır sakatlık geçirdi 2020 yılında. 29 yaşındaki futbolcu yeniden sahalara döndükten sonra iki sezonluk performansında ise 20 maçta tam 9 gol attı. Bugün ise Fiorentina'da Kokorin. Yaşanan bu ibretlik anıların sonunda girişte belirttiğimiz gibi Kokorin'in pes etmeyen öyküsü bir başarı silsilesine dönüştü. 2018 yılında futbol hayatı bitti denilen Kokorin, Rus futbolcu 2021 yılında kariyerindeki ilk yurt dışı transferini gerçekleştirerek Fiorentina'ya transfer oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Futbol Arena'da bu bölümde yine sizinle başka hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.